Selamlar arkadaşlar tekrar. Ben sizin sorularınızın tümüne cevap vermeye çalışacağım. İlk önce eksik kalan sorulardan ve sizin yorumlarınızdan hareket ederek bir şeyler paylaşayım. Teş90 kodları ile alakalı bir arkadaş bir şey söylemiş. Teş90 kodları kaliteli ama içindeki korumalı demiş. Arkadaşlar hani böyle çatlak, sorunlu herhangi bir şey hissederseniz bize hemen gönderin. Bir hafta içinde gönderebiliyorsunuz geri. Onu unutmayın lütfen. Hakkınız var. Onu unutmayın. Fatih demiş ki racing kullanıyorum. Kışlık eldiven önerebilir misiniz demiş. Ucuz versiyonlardan başlayayım. Bu Vexo'nun King siyah eldiveni. Bu eldiven hani korumalı bir eldiven. Şöyle yakından da göstereyim. İç tarafında bilek koruması çok iyi değil. Fakat hani bilek bilek diyorum, yumruk koruması fena değildir. Hani kışlık eldiven olarak alınabilir. Bu eklem yerlerindeki korumalar biraz ince. Birazcık daha iyi versiyon alınabilir. Kışlık eldiven olarak da iyidir. Ben kullandım bunlardan. Vexo'nun bir tane daha eldiveni var. Bu da WS10 diye geçiyor. Bu da kışlık bir eldiven. Bunun bilek koruması daha iyi. Yani bu bilek koruması bir yüksek bileklidir. Hani yarış motoru kullanacaksan yüksek bilekli, montunun içine sokacaksan veya montunun dışarında tutacaksan ona göre alman gerekiyor. Hani sana daha nasıl daha rahat geliyorsa. Çünkü bu biraz uzun olduğu için bileğin içinde biraz yaratacaktır. Ne dedi? Potluk yaratacaktır montundan. Bu alınabilir. Bunun da destekleri var. Şu şekilde destekleri var. Bilek destekleri var. Şu bileği cırt cırtlı yapılmış. Bunun korumaları nispeten bence daha iyi. Çünkü hani yumruk ve eklem korumaları her bir eklem için birer koruma koymuşlar. Baş parmağında da yine deri bir koruma var. Küçük parmağında. Büyük parmağında da şöyle bir koruma deri koymuşlar. İçi de fazla terleten bir model değildir. Ama sıcak tutar. Tabii hani eldivenleri aldıkça değişiyor fiyatları. Yani markalara göre değişiyor fiyatları. Aldıkça değil tabii ki. Bunun da mesela bu da kışlık bir eldiven. Bunun da adı neydi bir dakika? Revit Boxer H2O. Yani bu tamamen su almayan eldivenlerden bir tanesi. Hem eklemleri korumaları hem körük mekanizması. İç koruması biraz yumuşak, telefon hassasiyeti için kullanılabilir. Şöyle iki tane, bir baş parmağında, bir küçük parmağında, işaret parmağında ve büyük parmağında yerleri var. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Bileği şu şekilde cırt cırtlı olarak yapılmış. Bu da yüksek bilekli sayılabilir. Elastik bir bölümü var. Ha, bu bölüm su geçiriyordur tahminen. Bir de yine Revit'in ötekisi daha iyi yani deri olduğu için. Bir de bu model var. Bu modelin adı neydi? Hydra H2O diye. Bu da yağmur geçirmeyen, ıslaklık geçirmeyen modellerden bir tanesi. Bunun eklem yeri korumaları, bilek yeri koruması ortalama yumuşak modellerden bir tanesi. Ve bileği cırt cırtlı, yüksek yine elastik yapıda yapılmış. Bunun da koruması gerçekten iyi eldivenlerden bir tanesi. İç tarafı deri olduğu için asfalt yaralanmalarını engelleyecek şekilde yapılmış güzel bir eldivendi. Kışlık eldiven olarak bunları sunabilirim. Diğer bir arkadaş da demiş ki mesela işte Gürcan benim daha önceden çektiğim videolardan bir tanesini söylemiş. Demiş işte Mondial RX3 Evo 2015 model 2016 çıkışlı benim hiç sorunum olmadı demiş. Olmayabilir tabii arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar sorunun olduğunu belirtmiş o videoda. Herkes sorun yaşamayabilir. Bu Gürcan adında arkadaş da hani iyi bir model, benim hiçbir sorunum yok demiş, belirtmiş. Samet'in önerisini daha önceden paylaşmıştım galiba. Samet 2000 lira bütçem var, fiber kask önerisi istiyorum demişti. Shark'ın fiberlerinden önerebilirim arkadaşlar. 2000 liranın çok az üstündeydi galiba. Fiber olanlarından önerebilirim. Spartan modelleri biliyorsunuz. Yani ön tarafında geniş bir yapısı var. Burun pedi var. Çene pedi var. Çene pedi şöyle açılan bir yapıda. Şuraya yukarıya doğru.
şöyle pardon, aşağıya doğru itince açılıyor, katlanıyor. Ön tarafında iyi havalandırma var. Bu güneş vizörlü bir model. Güneş vizörü de şu tepeden inip kalkıyor. Şuradan inip kalkıyor. Ve şu şekilde açıldığı zaman o güneş vizörünü görebiliyorsunuz. İyi hava alabiliyor, geniş bakış açısı, gözlükle giyilebiliyor, boyun petleri iyi, double gibi bağlantıya var, bağlantısı var. Bu bağlantı en iyi bağlama çeşitlerinden bir tanesi. Ama her seferinde sık sık belirtiyorum ben. Boyun petleri iyi oturuyor. Bu 1410 gramlık bir kask. Bunun ölçülerine göre ağırlığı değişiyor. Onu hatırlatayım. Bir de göbekli arkadaşlarımız için demiş ki bir arkadaşımız, o da Emre arkadaşımız. Göbekli kardeşlerimiz için rahat mont önerisi istiyorum. Altı büyük olan ve daha önceden elimizde olan montlardan Rika Boomerang'tı galiba. Rika Boomerang vardı. O şu anda bizde yok. Fakat LS2'nin Aragon modeli var. Aragon modelinin önermemin sebebi büyük bir, hani büyük bedenleri var zaten. Hani bizde fazla kalmamış olabilir. Yani dirsek, omuz korumaları var. Göbekli arkadaşlar için ön tarafı biraz daha büyük ve aşağıya doğru uzanıyor. Kolları da uzun bir modeldir. O yüzden bunu öneriyorum. LS2'nin Aragon'un Gambia'sı da vardı. Gambia galiba bitti. Bundan da bir iki tane filan kaldı. Elbizenli göbekli arkadaşlar için çok fazla çeşit kalmadı. Varsa bu var. Belki hani Rika Boomerang'ın bir modeli, bir bedeni kalmıştır. Bunlardan alabilirsin. Hani bizden alamıyorsan başka yerden alabilirsin tabii ki. Ben öneriyorum sadece. Yani nasıl özellikleri var? Cırt cırtlı bir boynu var. Açtığınız zaman gördüğünüz gibi içinde bir tane astarı var. Astarı çıkabiliyor. Omuz ve dirsek korumaları var. Kol içi çıt çıtları var. Bileği şu şekilde çıt çıtlı yapılmış. Arkasını da göstereyim hemen. Arkası da şu şekilde yapılmış. Montlardan bir tanesi. Uzundur. Kolay kolay açılmaz. Göbekli arkadaşlar da rahatlıkla giyebilir. Ben Rika Boomerang kullanmıştım. Onlar da rahattı. Onları da tavsiye ederim. Bu Aragon'u da tavsiye ederim. LS2'nin. Bir arkadaşımız da demiş ki CF Moto 150 için siyah kask önerisi bütçe 1000 lira demiş. Ben bunun için bir tane kask çıkarttım buraya. Bunları hazırlıyorum tabii ilk önce. Kim ne istediyse onları yazıyorum. Bazılarını kaçırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onlar için de şey yapabilirsiniz. Hani bunu unuttun diye böyle hatırlatma yazabilirsiniz arkadaşlar. Unuttuğum şeyler için. Ben Qualifier öneriyorum. Yani 900-950 lira civarında falan olması lazım. Bunlar bir ara 560 lira, 600 lira civarındaydı. Tabii hani dolar bastı gitti. Bunlar 950 liraya kadar çıktı. Bu galiba beyaz camıyla geliyor. Böyle sarı camıyla falan gelmiyor. Ha, iyi bir kastım ben. Polikarbondur. Ve yani bu, ama bunun hani bir işte bir burun pedi, bir çene pedi yok. Bunun için içine tabii ki maske giyerseniz o biraz daha iyi bir işlev görür. Şu kısmından açılan bir tane hava kanalı var. Geniş bakış açısı var. Camı fena değildir, iyidir. Üst tarafında hava delikleri var. Arka hava çıkış kanalları var. Hem şu yanlarında alt tarafında, hem şu yan alt taraflarında, şuralarında, hem de şuralarında. İyi bir kasktır. Bu EC2205 sertifikasına sahip. 1527 gram. Biraz ağır kasklardan bir tanesidir. Ama CF Moto 150 NK için olabilir. Alıp kullanılabilir. İyidir. Performans ve fiyat bakımından da uzun seneler, 5 sene en azından giyilme şeyi biliyorsunuz, 5 sene. 5 sene rahatlıkla idare edecektir seni. Diğer başka bir soru var mı? Ha evet, bir tane de CG motor kullanan, CG 100cc kullanan motor var. Kaliteli ekipman önerisi önerebilir misin demiş. Hani ortalama bir bütçen olduğunu düşünerek şöyle diyorum. Hani 1300 liraya da fiber bir kask var. 450-500 lira civarında da Axis Eagle kasklar var. Hangisini alacağına sen karar ver. Daha önceden tanıtımlarını görmüşsündür zaten. Hani polikarbon bir yapısı var, fiber bir yapısı var. Geniş bakış açısı var ikisinde. Camı biraz daha kalın ve çizilmezdir. Bunun çizilmez olup olmadığını bilmiyorum fakat kalın bir camı var. Yüksek hızlarda açılmaması için şu şekilde
ortalama bir kilit mekanizması gibi bir şey yapmışlar. Ve hani burun pedi, çene pedi var, burun pedi, çene pedi var. Boyun pedleri iyidir, boyun pedleri gerçekten iyidir. Havalandırma kanalı iyidir. Bunun havalandırma kanalı hakkında pek bilgim yok. Aksisi. Ama bunu kullandığım için hava kanalının iyi çalıştığını söyleyebilirim. Bu Vector Evo LS2'nin, bu Axis Eagle. Axis Draken de alabilirsin. Mont önerim olacak. Eğer kısa bir mont istiyorsan Venom Dynamic al ve 3 mevsim giyebilirsin. Venom Dynamic'in tanıtımlarını zaten bizim sitemizde ve bizim YouTube kanalımızda da bulabilirsin. Venom Dynamic yazınca hemen çıkacaktır tanıtımlarda. Bu 3 mevsim yazında rahat giyiliyor çünkü iç tarafı astarlı. Astarı çıkartıyorsunuz, giyiyorsunuz ve hani size bir ferahlık sağlıyor. Çünkü hani arkasında da şöyle bir file dokusu olduğu için rahatlıkla kullanılabiliyor. Tabii hani kolu hem işte ne denir, böyle çıt çıtlı yapılmış, fermuarlı yapılmış. Bunlar da iyi özellikler. İçinde cepleri var, boynunda yine bir çıt çıtı var. Bu kullanılabilir. Eğer tabii biraz daha bütçem varsa ve CG motorda bu biraz daha sportif bir motora uygun. Bu biraz daha hani Enduro, CG'ye biraz daha gidebilir. Biraz daha dik sürüşlü motorlara daha uygun olabilecek montlardan bir tanesi Magna Sunrise. Ve bunun fiyatı ondan çok daha fazla. File dokulu tamamen yazlık. Eğer hani yazlık istiyorsan Magna Sunrise'a bak. Magna Sunrise'da önceki tanıtımlarda bulabilirsin. Ben zaten hani açıklamaya linklerini ekliyorum. Onların detaylarını görebilirsin. Ha, eldiven olarak da yazlık bir eldiven istiyorsan ve siyah bir eldiven istiyorsan MC12 alabilirsin. Bunlardan kullanabilirsin. Bayağı bir korumalıdır. Veya işte hani bunda pembeler var, ben kullanmam dersen, ki bu bayan mı acaba? Bundan emin olamadım, bir dakika. Skoyko'nun bu eldivenini alabilirsin. Bu MC17 idi sanırım. Evet, MC17B diye mi geçiyordu? Evet, MC17B diye geçiyordu. Yumruk koruması var, eklem yeri korumaları var. Ve işte hani bilek koruması biraz yumuşak, cırt cırtlı bir model. Bu Skoyko'nun bu eldiveninden de alabilirsin, bunları unutma. Altına hani dizlik alacaksan en ucuz Proel'ler, Armadeler. Armadeler biraz daha ucuzdu galiba. Onlardan alabilirsin. Yine ne denir? Daha iyi bir koruma istiyorsan Zandon alabilirsin ve Impact Tech dizlikler alabilirsin. Böyle böyle gidiyor. Eğer hani ben sadece şey almak istiyorum, işte dizlik almak istiyorum, bir de bot alayım bana yeter diyorsan CG motorla iyi gidebilecek. Sen vites attığında da işte ayağını acıtmayacak şekilde Rockwell bot alabilirsin. Rockwell'in Look VP'sini alabilirsin. Onlardan kullanabilirsin. Ben kullandım. Güzel, bayağı işe yarıyor. Hoş da uzun sürede de dayanıyor. Ya yani şu anda ayağımda yok ama ayağımda olsa gösterecektim. Bakayım. Evet. Burada var. Bunu alabilirsin. Yani benim hoşuma giden botlardan bir tanesi. En azından Türk malı. Ve hani hem burun, topuk, üstü cırt cırtlı, bilek koruması, her şeyi var. İçi de fazla terletmeyen bir model. Bunu da senelerce giyersin. Hepinize iyi sürüşler.